Evet, benim çantam istediğim uzunluğa geldi arkadaşlar. Şimdi artık üst kısmını ve sap kısmını yapacağız. Üst skin donanacağız, sap kısmını yapacağız. Şimdi öncelikle şunu da göstermiş olayım. Sap kısmını nasıl belirleyeceğiz diye. Ya da onu bir dahaki sıraya göstereyim. Şimdi artık kafes kısmını bitirdim. Bir sıra skin'e dolanıyorum arkadaşlar. Kafes kısmını bitirdim. Ve buralara birer tane ve trabzanın tepesine bir tane olmak üzere bu sırayı kafeslerle dolduruyorum. Pardon, sık iğnelerle dolduruyorum. Bakın bu şekilde. Aralara her bir zincire bir tane olacak şekilde aralara iki tane, trabzanın tepesine de bir tane olacak şekilde boydan boya dolanacağım. Sık iğnelerimi başladığım noktaya kadar geleceğim. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, sık iğnelerim dolandı ben arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığım sık iğneye ilmek kaydırarak şöyle bağlıyorum. Şimdi bu sırada sap kısmına başlayacağız artık. Şöyle biraz çekeyim. Bu kısımda sap kısmına başlayacağız. Bunun için de benim örgümün, yani çantamın tam kenar noktalarını bulmam gerekiyor. Bunun için bu işaretleri koydum. Bunu nasıl belirliyoruz? Zeminde bakın şurada başlarken 1, 2, 3, 4, 5 tane döner trabzan yapmıştık. Yani bir zincire 5 tane trabzan yapmıştık. Onun 1, 2, 3.'sü benim orta noktamı belirliyor. Buradan o orta noktadan yukarıya doğru çıkıyorum. Trabzan trabzan ilerliyorum. Bakın trabzan trabzan ilerliyorum. Ve orta noktam işaretimi koyuyorum. Aynı şekilde buradan bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanım var. 1, 2, 3.'den yukarıya doğru ilerliyorum trabzan trabzan. Evet. Ve onunla da işaretimi koyuyorum. Çantamın tam uç noktaları bunlar oldu. Şimdi buna göre sapımı yerleştireceğim. Bunun için ben şöyle ayarladım. Bunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Buradan ortada öyle söyleyeyim 9 tane trabzan kalacak şekilde kafes pardon kalacak şekilde ayarladım. Kenarlardan 6'şar tane geleceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurada. Buralardan sapları yapmaya başlayacağım. Buraya da işaretler koyayım. Evet, şöyle işaretlerimi koydum. Arada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kafesim kaldı. Bu genişliği siz kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Daraltabilirsiniz, genişletebilirsiniz. Ben bu şekilde daha iyi kullanacağım gibi geldiği için elimdeki mevcut çantalara göre de ölçtüğümde böyle bir sonuç çıktı. Kendinize göre ayarlarsınız. Şimdi buradan devam ediyorum. Sık iğne yapmaya devam ediyorum buradan. Bir zincir çektim ve her bir sık iğnemin tepesine bir tane sık iğne yaparak yine burayı dolanıyorum. Bu şekilde sık iğnelerimin tepesine sık iğne yaparak devam ediyorum. Ta ki şurada arkada işaretlediğim noktaya kadar. Şöyle üst üste tam getirdiğimde şöyle. Bu da şu sayacağım ben yine. Buradan sayacağım. Ve kenarlarda yine 6'şar kutucuk kalacak şekilde, ortada 9 kutucuk olacak şekilde belirleyeceğim noktalarımı. Ve buradan başlayıp bu sık iğneyi başlamıştım. O sap noktasına işaretlediğim noktaya kadar geleceğim. Oradan zincir çekerek bir sap oluşturacağız. O halde ben karşı tarafın işaretli yerine kadar geliyorum sık iğnelerle. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, işaretli noktama kadar geldim. Şimdi buradan zincir çekmeye başlıyoruz. Burada sap uzunluğunuzun ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar zincir çekebilirsiniz arkadaşlar. Ben istediğim kadar çekeceğim. Ne kadar uzunlukta istiyorsam oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, şimdi istediğim uzunluğa geldi zincirlerim. Ben böyle biraz daha omuza takılabilecek bir çanta için uzunca bir parça yaptım.
Ama siz daha kısa yapabilirsiniz. Evet, bunu daha kısa yapıp elde tutmalık bir çanta gibi de kullanabilirsiniz. Şimdi zincirimi burada işaretlediğim kısma sık iğne ile bağlıyorum. Ve tekrar sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Her bir sık iğnemin tepesine yine bir tane sık iğne yaparak sıramı devam ettiriyorum. Bu şekilde sık iğneleri diğer taraftaki sap kısmına, bakın diğer tarafta işaretli kısımlar buralar. Oraya gelene kadar buradan yine sık iğnelerimi devam ettireceğim. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, işaretlediğim noktaya geldim. Şimdi şöyle işaretimi çıkarayım. Ve buradan yine zincir çekmeye başlıyoruz. Diğer sap kısmını oluşturacağız. Burada yine diğer tarafta kaç tane zincir çektiysek, burada da o kadar zincir çekerek şu diğer kısma bağlayacağız. O halde ben zincirimi tamamlayıp dönüyorum. Evet, zincirlerimi çektim ben arkadaşlar. Şimdi geliyorum buradan, bakın şuradan başlamıştım zincirimi çekmeye. Geliyorum buradaki işaretli noktama. Sık iğne ile bağlıyorum. Ve sık iğneler yapmaya devam ediyorum artık. Yine her bir sık iğnemin tepesine. Bunu sık iğneyi başladığım noktaya kadar devam ettireceğim. Hatta zaten gelmişiz. Evet, sonuna gelmişiz. Şimdi o zaman bağlayalım hemen. Sık iğnelerimi devam ediyorum. Son sık iğnemi de yaptım. Şimdi ilk yaptığım sıranın başındaki sık iğnenin tepesine ilmek kaydırarak bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet, ipimi kestim. Bakın şöyle kabaca bir göstereyim. Çantamızın sap kısmı oluştu. Şimdi şu ipimi bıraktığım, yani son kestiğim yerden yeni rengime geçiyorum. İpimi tığıma sabitledim. Evet, şimdi oradan başlıyorum. Ve her bir sık iğnemin tepesine bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu şekilde. Bunu devam ederek sap noktasına kadar geleceğim. Bu şekilde sık iğneler yaparak sap noktasına, şu zincir ayrım noktasına kadar geleceğim. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, şimdi buradan her bir zincirimin tepesine bir tane sık iğne yaparak devam edeceğim arkadaşlar. Burada da artık sap kısmındayız şu anda. Her bir zincirimin tepesine bir tane sık iğne yaparak bu kısmı devam ettiriyorum. Şöyle. Bakın. Bu sırayla böylece devam edeceğim. Sap kısmını boydan boya bu şekilde sık iğnelerle dolanacağım. Sonra buradan tekrar sık iğneleri devam edeceğim ve başladığım noktaya kadar geleceğim. Bu sırayı da bu şekilde tamamlamış olacağım. Evet, sıranın sonuna geldim. İpim yetmediği için rengimi değiştirdim. Bu renkle çalıştım. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine ilmek kaydırarak bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet, çantamız bu kadar arkadaşlar. Dilerseniz siz sapın biraz daha kalın olsun isterseniz burada bir sıra daha yine aynı şekilde sık iğne dolanabilirsiniz bütün sık iğnelerin üzerine. Ama ben bu şekilde ince kullanacağım. Ya da belki bir sıra daha da dolanabilirim. Evet, çantamızın yapımı bu şekildeydi. Evet, çantamın son hali de bu şekilde oldu arkadaşlar. Hem kolay
pratik. Hemen bir akşamda oturup çok rahat bitirebileceğiniz ve ertesi gün kullanabileceğiniz güzel bir file çanta oldu diye düşünüyorum. Evet, bugünlük de videomun sonuna geldim ben. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için abone ol butonun yanındaki zili aktifleştirmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.